Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Ahmet Yakut, deprem araştırmacıyım. Evet, kısa bir ayrılığın ardından yine karşınızdayım. Sağlık problemlerim vardı. Çok şükür daha iyiyim. Elhamdülillah diyelim ve devam edelim. Evet, aranızda beni yeni tanıyanlar olabilir. Aramızda yeni katılanlar olabilir. Çünkü ailemiz her geçen gün günden güne büyümeye devam ediyor. Ben Gölcüklüyüm. Aslen Bayburtluyum. Bunu da belirteyim. 99 depremini yaşayan bir depremzedeyim aslında. Deprem araştırmacı kimliğimin yanında. Sen kimsin arkadaş, necisin derseniz eğer, ben elektrik elektronik teknisyeniyim. Araştırmalarımı jeomanyetizma ile ya da elektromanyetizma ile alakalı bu zamana dek yaptım. 6 sene zemin etüt laboratuvarı ve yapı laboratuvarı, yapı malzemeleri laboratuvarında bilgisayar teknisyenliği yapmıştım. O zamandan artan bir merak vardı ve iyi ya da kötü depremlerin bilinmesine alakalı, bilinmesiyle alakalı ilişkin hani böyle tezler ya da ne bileyim öngörüler sunmaya başlamıştım. 2014 1 Mayıs'tan beri de Facebook'ta Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi adlı sayfamda bu verileri ya da öngörüleri sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bunu baştan belirttim arkadaşlar, artık YouTube'dayım. Sizden ricam, hani videoyu da izlerken kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim, bana destek olmanız açısından. Zaten elimden geldiği kadar verileri bu saatten sonra hep elimden geldiğince YouTube'dan paylaşmaya, net olmaya ve aklınızdaki o sorulara en azından cevap verip de hani biraz o sorulara dair ilişkin böyle aklınızdaki soruları biraz silmeye çalışacağım. Sözü fazla uzatmadan Marmara Denizi ile başlayalım. Marmara Denizi içerisinde mikro da olsa, küçük küçük hareketler de olsa bir hareketlenme var. Gerek Silivri açıkları, gerek Tekirdağ açıkları, gerek Yalova Çınarcık açıklarında 2.1 ve 3.1 arasında şöyle 4-5 tane bir deprem oldu. Acaba büyük bir deprem olur mu? Ya da olası beklenen Marmara depremi gelir mi? Gibi soruları illaki kafanızda vardır ama hani şu an için olan meydana gelen 2.1'ler, 5.8 ya da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 depremin hemen ardından hani şu an Marmara depremi kapıda hemen geliyor olacak diye bir kayda ya da öngörü ortaya atılması bilmiyorum. Biraz saçma oluyor. Çünkü havada kalır bir iddia oluyor. Zaman bize her şeyi gösterecek. İleride gösterecek ama ben şahsen hani hep derim önce doğuya sonra batıya bakmamız lazım diye. Çünkü Marmara, Ege, Akdeniz bir şekilde kendini gösteriyor ama doğu uzun zamandan beri sessiz. Bu yüzden doğuya bakmamız lazım. Evet, Marmara ile devam edelim. Marmara'da neler olabilir? Yakında bir deprem Marmara Denizi içerisine gelebilir mi? Arkadaşlar, depremlerin sistematiğine baktığımızda 2.1 ile 3.1 arasında sistematik bir dizilim var. Ve kırılma yönlerine baktığımızda da işte batı uçtan Saros Körfezi'ne doğru bir kayma var. Yani 5.8'in üzerinde çıkacak bir deprem açıkçası ben Marmara'da yakın zamanda en azından 2 haftalık süreç baz alınırsa ben beklemiyorum ama 2.1'ler, 3.1'ler, 4.3'ler belki 5'e yakın depremler olabilir, riski var ama yakın zamanda hani büyük hani en azından 5.8 gibi bir deprem beklemiyorum. Dediğim gibi özellikle Ege Havzası dediğimiz Saros Körfezi'nden aşağı doğru olan Midilli çevresi ve Ege Denizi ta Kuşadası'na kadar o havzaya iyi bakmamız lazım açıklar olarak. Bursa, Yalova, işte Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Adapazarı, ne bileyim aklıma gelenler bunlar ama hani buralarda büyük bir şeyler olur mu? Yani eğer bu bölgeleri katarsak devreye 2.1 son verileri de alırsak arkadaşlar hani sismik olarak Bursa, Mudanya, Balıkesir, Bandırma o kısım biraz hani ufak diyeyim şöyle 3.2, 3.7 depremler üretebilecek türde hareketler en azından Ocak ayı içerisinde meydana gelebilir o hareketler o bölgelerden. Ama dediğim gibi karasal olarak işte Gemlik'ten Biga'ya kadar olan o güney şeridini baz alırsak hani 4'e yakın depremler illaki olacaktır. Ama dediğim gibi hani üzerinde bir deprem şu an için Marmara çevresinde ya da Kocaeli'de, Yalova'da, Bolu'da, Adapazarı'nda, Bursa'da, Balıkesir'in kuzeyinde şu an için ben beklemiyorum. Ama Marmara Denizi hareketleri illaki devam edecektir. Kanaatim, düşüncem bu. Evet, bir Balıkesir depremi vardı. Dilerseniz yavaş yavaş Ege'ye doğru ilerleyelim. İllaki İzmirliler, Manisalılar, Balıkesirliler, Muğlalılar, Aydınlılar, Uşaklılar,
Kütahyalılar, Ispartalılar, her yer bizim yerimiz, her yer bizim ilimiz. Hepiniz benim canımsınız. Ama tabii ki içten içe bir sıkışma var. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ege Denizi açıklarındaki depremlere baktığımızda ve Akdeniz Helen Yayı üzerindeki derin depremlere baktığımızda karşıdan yukarı doğru bir çizgi çekersek, en azından nasıl diyeyim ben size, şöyle Kütahya'ya kadar olan kısım o bölgenin batı kesimi, yani Burdur, Muğla, Aydın, Manisa kuzeyi, Akhisar ve Balıkesir Bigadiç tarafı, buralar incelenmesi gerekli alanlar diye düşünüyorum. Ama bu bölgelerde hani büyük bir deprem şu an için tetikleyecek ya da üretecek bir şey var mı, ya da bir aktivasyon var mı, ya da elinde bir emare var mı diye sorarsanız, özellikle Bigadiç bölgesiyle başlayalım. Bigadiç bölgesindeki depremlere baktığımız arkadaşlar, orada 3.3 ile belki 4.7'lere varacak cinsel depremler meydana getirecek risk ve ivme var. Bu yüzden dikkatli olunması lazım. 5'in üstüne çıkacak bir şey olacağını zannetmiyorum ama Bigadiç ve Akhisar arasına bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Geçenki canlı yayında bahsettim. Kuşadası Körfezi'den tutun da işte Muğla ve Kaş'a kadar bir çizgi çizim demiştim ki gece 01 sularında bir deprem meydana geldi. Yine sanırım Sisam Adası diyoruz. Evet, Sisam Adası. Körfez demiştim, yani Kuşadası Körfezi. Orada 4.3 büyüklüğünde bir deprem geldi. Yaklaşık 11-12 kilometre derinlikteydi bu deprem. 12.6 kilometre derinlikteydi. Bu deprem iç segmenti nasıl etkiler, neler yapar? Bundan sonra ona bakacağız. İşte Aydın, Buarken civarı ya da Muğla, Ula civarı ya da Denizli, Bozkurt ya da Denizli, Acıpayam civarı, oralara bakmak lazım. Bu bölgelerde büyük bir deprem bekliyor musun? Ya da Bodrum tarafında bir deprem bekliyor musun? Fethiye tarafında bir deprem bekliyor musun derseniz, hani karasal olarak içeri bir ivme girecek illa ki. Yani bir ilerleyiş hareket olacak, sismik hareket. Bunda da Ula, işte Denizli ve işte Buarkent, o üçgeni aldığımızda 3.1 ile 4.6'ya varacak değerler Ocak ayında ortaya çıkabilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Çünkü içten içe böyle sıkışmaya devam ettikçe Orta Anadolu levhasının batıya doğru ilerlemesiyle beraber arkadaşlar hissedecek depremler olacak. İlla ki olacak. Hani 3'ler, 4'ler, belki 5'ler olacak. Ama hani şu an için batı bölgemizde karası olarak 5.1'in üstünde bir şey beklemiyorum. Batı bölgesini komple alırsak, en azından şöyle İstanbul'dan bir çizgi çekin Antalya'ya kadar 5.1'in üstünde, en azından şu 2 haftalık süreçte ben bir şey beklemiyorum. Düşüncem, kanaatim bu. Geçelim Orta Anadolu, yani İç Anadolu bölgesine. Ankara'da, Eskişehir'de ya da çevresinde bir civarında bir deprem bekliyor musun diye sorular geliyor. Hani İç Anadolu bölgesi, yani Orta Anadolu bloğu dediğimiz bloğun batıya doğru ilerlemesiyle Ankara çevresinde illaki depremler oluyor ve olmaya devam edecek mikro depremler. Bu depremler illaki Kuzeyanadolu fayı üzerinde, Bolu civarında, Bolu Mudurnu civarında ya da Çankırı civarında mikro depremleri meydana gelecek. Ya da Çorum civarında, Amasya civarında illaki depremleri meydana gelecek bu depremler. Ama şu an için hani mikro değer üzerinde bir şey, hani 3.1'ler, 3.2'ler, belki 4'e varacak depremler dışında şu an en azından yakın 2 haftalık süreçten bahsedersek bir şey beklemiyorum, ama yine de zamana ve ilerleyişe bakıp da ona göre konuşmak lazım diye altını çizmekte, not almakta fayda var bu depremde. Evet, belki de en büyük korkum 2020 senesine ait en büyük korkum doğu. Açıkça konuşayım, net konuşayım. Kimseden bir şey saklamadım, saklamayacağım. Neyse muyum? Baştan hani şöyle diyeyim, ondan sonra şöyle çevireyim diye hiçbir algım olmadı. Yanılgılarım oldu, illaki oldu. 5.8 büyüklüğündeki o da İstanbul depreminde çalışıyordum. İlla ki görmemezlikten ya da görmemezlikten değil aslında, bir şey saklamaktan da değil. Çalışmak zorundasınız arkadaşlar. İlla ki gözden kaçırdığınız şeyler oluyor. Sonuçta 24 saat ben bu işin başında oturmuyorum. Benim de bakmakla yükümlü olduğum bir ailem ve bir kızım var. Burada şu an yönetmen olarak, yönetmen koltuğunda ona oturdum. İnşallah yayının sonunda da, videonun sonunda da onunla beraber uğurlamayı beraber yapacağız inşallah. İlla ki yanılgınız olacak dedim, ama başarı başarısızlıkla gelir. Bunları
dikkat ederek ve göz ardı etmeyerek bir yere not yaparsak daha iyi sonuçlar alacağız. Doğuyla devam edelim. Ya doğu diyorsun arkadaşlar, doğu doğu deyip durdun. Hani doğu olmadan batı olmaz diyorsun. Neye göre konuşuyorsun? Neye göre bunları baz alıyorsun ya da tezin nedir diye. Arkadaşlar Rusya, Gürcistan tarafından bahsedersek bir Avrasya plakası var. İran tarafından bahsedersek bir Arap plakası var. Afrika ya da Libya tarafından bahsedersek, Mısır tarafından bahsedersek Akdeniz'in altına girmeye çalışan ve itmeye çalışan, kapanmaya çalışan bir Akdeniz tabanı var. Bu yüzden hani Orta Anadolu bloğu adı verdiğimiz, yani bu iç Anadolu olarak anlayacağınız kısımda ikili sıkıştırmalardan Avrasya levhası ve Arap levhasının sıkıştırmasıyla arkadaşlar tıpkı bir limon gibi. Limonu hani ezdiğinizde limonun çekirdeği ileri doğru hareket eder ya. Onun gibi ileri doğru, yani batıya doğru, Yunanistan tarafına doğru anlayacağınız ile konuşayım, hareket etmekte. Ve bu hareketin sonucunda illaki batı bölgelerimizdeki graben sistemleri dediğimiz işte Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Simav, işte o bölgelerdeki sistemleri harekete geçiriyor. Ve ara ara hissedeceğiniz üçlük, dörtlük, beşlik, belki beşin biraz daha üzerinde depremleri meydana getiriyor. Bunlar doğal bir süreç. Bunlar dünyanın varoluşuyla devam edecek ve etmesi gereken bir süreç. Sadece depremlere odaklanıp, sadece deprem olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak, saat kaçta ya da günü, tarihi, yeri belli mi demekle bu işleri aşamayız. 20 sene geçti ve 21. seneye doğru ilerliyoruz 99 depremin ardından. Ve gerçekten 20 senelik sürecin içinde kattığımız, yaptığımız hiçbir şey yok. Açık ve doğru konuşmak gerekirse yapacağımız da bir şey yok. Ama bilinçli olmak lazım. Ben elimden geldiği kadar bilince dair videolar ya da paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Geçen AFAD toplantısında, AFAD Kocaeli toplantısında sizleri bilgilendirmeye çalıştım. O videoyu da YouTube kanalımda sizlerle tekrar paylaşacağım. Evet, doğuda kalmıştık. Doğu. Kaderini gerçekten bekleyen bir alan diyebilirim. Çünkü Erzincan'ın güneydoğusu, Bingöl, Karlova, Muş, Varto, hatta Van'ın kuzeyine doğru olan alan. Oralara dikkat etmeliyiz. 2020 ile alakalı hani kimisi kehanet der, kimisi öngörü der, kimisi tez der, kimisi düşünce der. Herkes bir şey der de benim öngörüm şudur arkadaşlar. Araştırmalarıma dair. Olan biten İran depremleri ve meydana gelen Asya tarafındaki, yani Çin, işte Hindikuş Dağları bölgesi ve Gürcistan bölgesindeki depremlere baktığımızda sıkışan Arap levhası ile beraber Avrasya levhasını sıkıştırdığı ülkemiz bence zaf kaf çarpışmasına böyle şahitlik edecek gibi görünüyor. Çünkü uzun süreden beri sıkışan bir sistem var doğu bölgesinde. Bu yüzden hani Elazığ Sivrice depremine de baktığımızda, Erzurum bölgesindeki depremlere de baktığımızda doğunun iyiden iyiye girildiğini, doğunun artık yavaş yavaş şöyle 5'lik 5'in üzerinde, 6'nın üzerinde belki bir deprem üretebileceğini bize gösteriyor. Ama zaman ne zaman olacak? Bunları tabii ki elimizdeki parametrelere göre konuşacağız. Şu an hani kimseyi hani tedirgin etmeye ya da polemiğe sürüklemeye ya da ne bileyim aklarda farklı bir mantık çıkarmaya itmek istemiyorum. Bu benim düşüncem, şahsi fikrimdir, araştırmalarıma dair şahsi kanaatimdir. Ve altını çizmek isterim, hiçbir kurumu ya da kuruluşu bağlayıcı bir etkisi yoktur. Hani bunun doğruluğunu tabii ki olmasını istemem ama görünen diyeceğim bu. Kendimce bu en azından. Hani ondan sonra biliyordum da ediyordum da niye söylemedin, kaçtın mı korktun mu gibi algı kimsenin aklında oluşmasın. Diyeceğim bu arkadaşlar, bu sene gerçekten doğuya bence dikkat etmemiz lazım. Yani dediğim gibi Akdeniz bölgesinde de, Marmara'da da, Ege'de de hissedecek depremler illaki olacaktır. 2020 gerçekten hem dünya için hem Türkiye için önemli bir süreç, önemli bir yıl olacaktır. Bu yüzden dikkat etmekte, dikkatli olmakta ve deprem bilinciyle yaşamakta fayda var. Deprem bilinciyle yaşamak herkes diyor da nasıl yaşayacağız, ne yapacağız, işte bunlarla alakalı bir şey desem ne dersin diye şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, çıkarın ve menfaatin her şeyden önde geldiği bir zamanda, önde geldiği bir ülkede adamcılığın ve gücün, doğruluğun önüne geçtiği bir vakitte herkes gerçekten elini vicdana koyup
yaptığı evde, baktığı zeminde, ne bileyim yaptığı inşaatta, verdiği parada gerçekten hakkaniyet ararsa çok şeyler değiştirebiliriz bu ülkede. Hani parayı cebimizi parayla doldurabiliriz. Evlatlarımıza, geleceğimize işte bir şeyler yaparak katabiliriz her şeyi. Ne bileyim hani bir müteahhitimdir. Her türlü çalmayla çıkmayla her şeyi yapabilirim. Belki evlatlarım daha öbür gün zengin olabilir ama bunu hep bireyselleştirdik. Bireysel düşündüğümüz için kaybettik. O yüzden toplum bu halde. O yüzden herkes herkesten korkar olmuş. O yüzden herkes karşısındakinde hep böyle bir menfaat çıkar arar olmuş. Bu yüzden önce kendimizden başlamalıyız. Deprem bilinci derken önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü biz kendimize başlarsa kendimizden en tepeye kim gelirse gelsin o da o bilinçte yaşar ve yaşamaya devam eder. Diyeceklerim bu kadar. En azından şimdilik bu kadar. İzlediniz, seyrettiniz. Lütfen kanalımı beğenip yorum yapmayı ya da ne bileyim beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben sizin nezdinizde öncelikle kızıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden. Gel buraya babacığım. O benim her şeyim. Eminim sizin de evlatlarınız var. Çünkü hep bana gelen mesajlarda işte benim evladım var, çocuğum var, bebeğim var, ne yapmam lazım, ne etmem lazım diye. Merak etmeyin, benim de kızım var, benim de bir evladım var. Onun geleceğini düşünmek de bir babalık görevi olarak benim ilk görevim. Ama merak etmeyin, hepiniz benim ailemsiniz, hepiniz benim abimsiniz, ablamsınız, kardeşimsiniz. Hep derim, hep de diyeceğim, bu can, bu bedende olduktan sonra yeter ki Allah sağlık sıhhat versin, elinden gelen neyse canım pahasına yapmaya devam ettim bu zamana dek ve yapmaya da devam edeceğim. Arkadaşlar, ben herkese izlediği için bu videoyu teşekkür ederim. Umarım sonuna kadar izlenmiştir. Dedim ya, aklına bir şey olursa mutlaka ama mutlaka neresi olursa olsun Türkiye'nin doğusu ya da batısı, kuzeyi ya da güneyi ben vatandaşlık ve insanlık bilincimi kaybetmeden ülkem adına, insanım adına ve insanlık adına elinden geleni yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Sağlıkla kalın, huzurla kalın ve mutlulukla kalın. En önemlisi duayla kalın. Hoşça kalın.